Merhaba, ben Gülten Demir. Uludağ Üniversitesi Ziraat Teknikerliği bölümünden mezunum. Seracılık ve süs bitkileri yetiştiriciliği ile ilgileniyorum. 10 yıldır bu sektör içerisindeyim. Firmamızda da genel olarak satış bölümüyle ilgilenmekteyim. Bugün size çuha bitkisinden bahsedeceğiz. Kış dönemini bahçelerini süsleyen en renkli, en güzel bitkilerinden bir tanesidir çuha. Genel olarak üretimi tohumla yapılmaktadır. Tohumların ekimi genelde Mayıs ve Temmuz sonlarına kadar devam etmektedir. 15-18 santigrat derecede tohumlarımızın sıcaklığını sağlıyoruz. Tohumların üzerini toprakla kesinlikle kapatmıyoruz. Çünkü çimlenmenin kolay bir şekilde sağlanabilmesi için. Bitkilerimizin çimlenme süresi 15-20 gün arasında değişmektedir. Çimlenme dönemi oluştuktan sonra, yani yapraklar, bir iki yaprak çıktıktan sonra şaşırtma işlemi gerçekleştirilir. Bitkiler daha rahat bir şekilde gelişsin diye. Bizler genelde 10,5'luk saksıları kullanıyoruz üretimlerimizde. Ve tohumla üretimin yanı sıra daha çok genel olarak satışımızın yüksek olmasından dolayı, daha çabuk üretime getirmekten dolayı fide olarak Hollanda'dan ithal getirmekteyiz. Üretim süresi yaklaşık birkaç ay sürmekte. Ocak aylarından itibaren yaz dönemine kadar kış boyunca bütün bahçelerde bu bitkileri görmektesiniz. Mor genellikle kullanılan renkleri arasındadır. Daha çok kırmızı, sarı renklerde tercih edilebilir. Özellikle bazı renklerde kendine has kokusu da bulunmaktadır. Bu şekilde bahçelerinizi renklendirebilirsiniz. Çuha bitkisi satışa ulaştıktan sonra firmamız tarafından müşterilerin taleplerine göre marketlere, dükkanlara ya da perakende müşterilerimizin bahçelerine geçiş yapmaktadır. Bitkimizi aldıktan sonra ekmek istediğiniz yeri siz belirliyorsunuz. Bahçenizin en güzel bir köşesine dikebilirsiniz. Balkonunuzda ya da mutfağınızın cam kenarında bitkimizi rahatlıkla yetiştirebilirsiniz. Her türlü saksı da genel olarak yetişmektedir ama çok derin saksılar tercih edilmemelidir. Bahçe toprağı ya da torf kullanabilirsiniz. Dikim içerisinde perlit karıştırarak toprağın havalanmasını da sağlayabilirsiniz. Bitkilerimizin sulanması açısından biz sabah erken saatleri ya da akşam saatlerini öneriyoruz. Çünkü gün ışığı aldıkları zaman, özellikle çiçeklerini su değdiği zaman lekelenmeler ve yanmalar oluşacaktır. Bu yüzden sabah erken ve akşam gün batımına doğru sulamanız tercih edilebilir. Bitkilerin daha sağlıklı yetişmesi için gübreleme işlemlerine de başvurabilirsiniz. Birkaç aylık dönemlerde gübrelemelerini yapabilirsiniz. Ama kesinlikle bitkimizi susuz bırakmıyoruz. Çünkü susuza kesinlikle dayanmıyor. Yapraklarda pörsme ve çiçeklerde çabuk ölme sonuçlanıyor. Ve çiçeklerine değmeden alt kısımlardan sulama yaparsanız daha uzun ömürlü olmasını sağlayabilirsiniz. Genellikle kış bitkisi olduğu için Aralık-Ocak aylarında başlayıp yaz döneminin sonuna kadar bu bitkiyi çiçekli bir şekilde görebileceksiniz. Üst açan çiçeklerinin yanı sıra zaten dip kısımlardan da göreceksiniz. Tomurcukları gelmekte ve bu da onun ne kadar uzun süre açacağını göstermekte. Genellikle tek yıllık bir bitkidir. Ancak görülmüştür ki ikinci ve üçüncü yıllarda da çiçek açabildiği olmuştur. Bu yüzden çok rahatlıkla alıp kullanabilirsiniz. Bugün sizlere çuha üretiminden bahsetmeye ve sizleri bilgilendirmeye çalıştık. Bu programda yayını geçen herkese teşekkür ediyoruz. Köy TV'ye de bu imkan sağladığı için, bilgilerimizi size sunmasını sağladığı için çok teşekkür ediyoruz. İyi günler dilerim.